Merhabalar, ben Kötü İskrat'e ve Space Engineers'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm 1. bölüm yayınlandıktan sonra çekiliyor. Yani dolayısıyla 1. bölümde baya bir yorum birikmiş oldu bu bölümü çektiğim esnada. Ve ciddi anlamda seriyi bu kadar çok beğeneceğinizi hiç beklemiyordum ve bu beni inanılmaz derecede mutlu etti. Çünkü baya çekmeyi istediğim bir seri. Ve ana serim olmasını planladığım seri artık ki yani ana serim olacak ve Mars buradan güzel gözüküyor. Ve sizin bu yeni ana seriyi beğenmeniz de inanılmaz derecede hoşuma gitti. Ve tabii ki de çevredeki bu madenlerin hepsinin işaretini kapayalım. Çünkü zibil tane var. Ama öncesinde size bir şey ardından bir şey göstereceğim size. Şunlar biraz rahatsız etmesin, bunları gerektiğinde açacağız. Uranyum nikel açık kalsın çünkü o uranyum ve nikelin beraber olduğu bölge en yakın olan bize. Evet. Önceki bölüm çekerken bilmediğim ve öğrendiğim bir şey. Ups. Şu kayaya baktığımızda içinde uranyum görüyoruz. Çünkü kazdığımız takdirde ortaya şöyle bir manzara çıkıyor ve orta noktası tamamen madendi bu. Yani kısacası burası bayağı güzel. Bunlar başlangıç için bayağı güzel maden kaynakları. Ki başlangıç için fazlasıyla güzel oluyor haliyle. Biraz maden topladım bölüm arası ancak o benim tamamen kendi maden alışkanlığım. Rafineride işliyoruz. Ve ortaya çıkan ingotlar. Bunlar hala işlenmekte olanlar var. Kobalt ve nikelimiz. Bolca iron'ımız var. Iron sıkıntısı uzun bir süre çekmeyeceğiz. Gravel'ımız biraz var. Hatta bayağı bir var. Kobaltımız var. Nikelimiz var. Silikonumuz var. Silver'ımız var. Altın ve magnezyumumuz biraz az ancak onlar da şu an çok önemli değil. Ama geri kalan madenlerde şu an çok fazla problem yaşamayacağız. Fakat aranızda beni bilenler vardır. Minecraft'tanki alışkanlığımı da biliyorsunuz. Köfte bu sandık, bu konteyner dolana kadar sabreder mi? Tabii ki de hayır. Doldurur. O yüzden bunları yakında large upgrade edeceğim ben. Ancak bu ne demek oluyor? Bu arkadaş bana yetmeyecek. Demek oluyor. O zaman ben ne yapıyorum? Öksürmeye çalışıyorum ancak videoyu da rahatsız etmeye çalışmadığım için öksürmemeye çalışıyorum. O yüzden bayağı sıkıntı bir hal yaşıyorum. Ancak sizle beraber bugün bir kara aracı yapacağız. Ancak gördüğünüz gibi alanımız bizim biraz engebeli ve engebeli, inişli çıkışlı, girdili çıktılı, vurdulu kırdılı, oradan oraya atılan bir arazi. Dolayısıyla da bize bir offroad aracı lazım. Yani biraz dikkatli olmamız lazım. Peki, nasıl yapıyoruz? Öncelikle şuradan New Small Ship diyelim. Ve şu alanımızda aracımızı yapmaya başlayalım diyecektim. Aslında evet, bu alanda yapalım. Evet, bunu inşa etmeyeceğim çünkü bu sadece bir adet destek olarak duruyor. Tamamdır. Ve bu araçta pil kullanacağım. Bakalım, battery başlangıcı için steel plate istiyor, tamam. Şimdi öncelikli olarak vanilla pil. Bir, iki. Bitişik yapalım. Dur, bitişik yapmayalım. Çünkü şöyle bir durum var. Ben bu aracı üstümde şarj edip
herhangi bir reaktöre ihtiyaç duymadan kullanmak istiyorum. O şekilde çalışacak. Önceki bölümlerde batarya sistemlerini ve solar enerjiyi pek sevmediğimi söylemiştim. Ancak bir şeyler denemekte fayda var. Bu araçta biraz deneyeceğim. Ana üstümde değil ancak bu araçta pil ve solar enerji kullanılacak. Onu söyleyeyim. Evet, şimdi gelelim arka kısma. Arka kısımda da medium cargo container. Evet, tabii işin şu kısmında var. Daha rahat inşa edebilmek için. Evet. Tamamdır. Oops, interior plate'e ihtiyacım var. Aslında bu çok daha sağlıklı bir açı gibime geldi. Tamamdır. Şablonumuzu oluşturduk. Bunun yanı sıra buralardan başka ne geçecek? Solar panel. Bir. Ve. İki. Evet, solar panellerimizi de koyduk. Şablonumuzu bu şekilde oluşturduk. Ben şunları hemen bir weld'leyeyim. Evet, ve bunları weld'ledik. Şurayı weld'lemedim ve şunlarda power cell'leri koymadım. Çünkü bunlar en son weld'lenecek kısımlar. Sebebini birazdan anlatacağım. Evet. Şimdi yapacağımız diğer işler. Bu arada şuraya solarları yerleştirdik. İlk olarak buraya yerleşecek olan neydiniz siz? Ha. Conveyor sistemi. Small conveyorlar. Gelin. Şurası ve şurası gelsin. Motor. Ve bunları da weld'leyelim şu şekilde. Bu şekilde bunlar birbirine bağlandı. Ama bizim asıl bağlanmasını istediğimiz kısım bu değil. Loop. Connector. Bir adet connector istiyorum ben. Tabii şuraya bir geçici blok yerleştirelim. Öyle yerleştirelim. İstiyor bu arkadaş. Tamamdır. Computer ve small tube de lazım olacak buna. Ve şimdi
Computer ve Small Tube'u da alalım. Computer, Small Tube. Evet, connector'ımız da bağlandı. Bunun ne olduğuna da birazdan geleceğiz. O da fazla hoş bir makinemiz. Kendisini çok severiz. Evet. Ve şimdi şuraya bir uzantı yapalım. Gel bakalım. Seat. Normal passenger seat'i alıp buraya koyuyoruz. Yolcu koltuğu. Ve sonrasında işin eğlenceli kısmına geçelim. Aslında dur, şuna gerek yok. Ne olduğunu birazdan anlayacaksınız. Şunları da beltleyip geriye şu arkadaşları yerleştirmek kalıyor. Sonra bu arada şurayı beltlememişiz. Şu arkadaşları da yerleştirelim. Ve bu arkadaşlar da şasimizi tamamlamış olsun. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaş pek hoş görünmek üzerine tasarlanmış bir şey değil. Tamamen işlevsel olmak üzerine tasarlanmış bir şey. Ne işe yarayacak diye soracak olursanız birazdan göreceksiniz. Ancak çok fazla işe yarayacak onu söyleyebilirim. Tamamdır. Bağlandı bunlar. Şunları da belt diyelim. Hazır elimizdeymişken. 4'e geri gelelim. Ve şunun altına ve şunun altına beraber de şuraya da değinelim. Hatta şuraya da gelelim. Ama onu sonra da yaparız. Şu an izimi kaybetmeyeyim. Sonrasında da şuraya da yerleştirelim. Ve bundan sonra ikinci bir arkadaş grubunu daha yerleştireceğiz. Bunlar. Evet. Bunlar da bu şekilde yerleşe dursun. Ne işe yaradıklarını göreceğiz yakında. Şunları da sonuncuları yerleştirelim. Voilà. Bu arada büyük yapılara geçmeden bir adet welding gemisi yapacağım. Yani welding işlerimiz ileride çok daha kolaylaşacak. Şimdi gelelim tekerleğimizi yerleştirmeye. Büyük tekerlek yerleştireceğim. Biraz başlangıçın mantıklı bir seçenek değildir normalde ancak çünkü pahalı. Benim için çok önemli değil. Ama ilk önce önleri yerleştirin. Bu arada süspansiyonları önce weldleyin çünkü onlar biraz önemli olacak ve small tube lazım.
Tamam, small tube'umuzu ayarladık. Kompütür lazım olmayacak. Sıkıntı yok, o yüzden kompütürden yana. Ve süspansiyonlarımız tamam. Ön süspansiyonlarımız. Şimdi nereden bağlanabiliriz? Şuradan gelelim. Bağlanamıyoruz şu an ama. Kontrol panel. Siz front olun. Ön tekerleklerimiz bunlar. Şimdi gel gelelim şuraya. Tamamdır. Burada ufak bir sıkıntımız var. Tekerlek büyük olduğu için sığmadı. O yüzden bunları bu şekilde koymak zorunda kaldım. Ancak onu sonradan halledeceğiz. T'ye basıp girdikten sonra şuradan tekrar ayarlayalım. Gördüğünüz gibi front bu ikisi, diğer ikisi de mid olarak adlandırayım. Sonra da şunu da kırmam gerekecek. Şunları da wealth diyelim. Bunlar da arka tekerlerimiz. Ve sonrasında da şu üçünü bir araya alıp grupları seçtik. Grupları seçince bunlar da seçiliyor. Tekerlek olarak kaydediyoruz. Tekerleklerin genel ayarları bunun üzerinden yapılacak. Evet. Tamam. Tekerlekleri de weldleyip large tube'ler gerekecek. Ek olarak large tube'ler dışında ya da large tube'leriyle beraber geldiğini ben. Tamam, bu kadar large tube yeter diye düşünüyorum. Bundan bir daha bir kat daha hızlı bir welder'ımız var bu arada. Ancak onu uzaya çıkmadan yapamıyoruz. Çünkü kendisi uzay istiyor. Evet. Bunu da yaptık. Ancak aracı şu an kontrol edemiyoruz. Çünkü neden? Çünkü sadece normal bir yolcu koltuğumuz var. Bunu nasıl yapacağız? Bir adet remote control ile. Hatta remote control'u şöyle koyalım. Tam olarak yolcu koltuğumuzun arkasına, hatta ve hatta üstüne bir de bir adet anten. Evet. Tabi anten için bir adet radio dört adet radio communication hedefi lazım. Evet. Antenimizi de yaptık. Anten sayesinde bunu uzaktan da yönetebileceğiz. Hatta ve hatta kısaca bir göstereyim. Şimdi
Gel bakalım kontrol panel. Şuradan bağlanabiliyorum. Remote control. Control. Gördüğünüz gibi tekerleklerini hareket ettiriyorum. Tabi sağ sol dönüşünü yapamıyorum. Evet. Bu şekilde remote kontrol ile bu arkadaşı şu an kontrol edebiliyorum. Evet. Olayımız tam olarak bu. Şimdi gel gelelim geri kalan önemli bir parçaya. Bu da OR dedektör. OR dedektör biraz vanillasını kullanabilirsiniz. Nerede kalmıştık? OR dedektörün vanillasını kullanabilirsiniz. Ancak ben biraz işi abartıp bunu kullanacağım. Ya da bunun zayıf versiyonunu da kullanabilirim ancak arada yok ya zayıf versiyonunu kullanayım. Ve zayıf versiyonunu bu şekilde bağlıyoruz. Daha fazla steel plate, computer construction component, Evet, siz gidin. Bakalım başka ne lazım? Bunlar lazım. Evet. Kompütör lazım. Kompütör. Kompütörümüzü de bağladık. Ve bu arkadaş tamam. Bu ne işe yarayacak? Biz buradayken yakınlardaki orları görmemizi sağlayacak. Tabii ki de öncelikle ne yapıyorum? Bunu devre dışı bırakıyorum çünkü bu fazla enerji tüketen bir arkadaş. Neredesin sen? Neredesin? Evet. Bu şekilde arkadaşımız gereğinden fazla enerji tüketmeyecek. Ve başka ne lazım bu makineye? Önemli bir iki parça lazım. Aslında dur. Şu ön kısmı koymamıza gerek yok. Solar panellerimizin yanına bir adet savunma zarı lazım çünkü solar panellerimiz hassas bir parça ve solar panellerimize zarar gelmesini istemiyorum. Bu yüzden. Yani çok fazla bir koruma olmayacak ancak gene de ufak da olsa bir güvenlik sağlayacak bu arkadaş. Ve diğer bir işlemini de birazdan göreceğiz. Bu yapacağım mekanizmanın. Çünkü ikinci bir işlevi daha var bu hedefinin. Yani bu olanın. O da nedir diye soracak olursanız bu oyunda kara araçlarının tepe taklak dönme gibi bir huyları var. Ve buna engel olamıyorsunuz. İlla dönecekler. Ancak bu olduğu takdirde bunu düzeltmenin yolları var bunun yerine. Ve onlardan bir tanesini kullanacağız. Oops. Ve o nedir diye soracak olursanız rotorlar. Aracı
araç döndüğü takdirde aracı tekrar geri döndüreceğiz. Basitçe yöntem bu. Evet. Bunları yerleştirelim. Ve geri kalanına şuradan ulaşacağız. Ve voilà. Aslında şu an aracımız tam olarak hazır. Benim iki tane istediğim eklenti daha var. Bir tanesi Spotlight. Far olmayan araba mı olur sorusunun yanıtı. Ve arkaya da süs olsun diye ekleyeceğim. Ama arkadaki iki tanesinin ufak bir özelliği olacak. Nedir diye soracak olursanız gelelim. Evet, Spotlight, şu ikisi arkadakiler. Ne? Yanlış farlar mı oldu? Yoksa kaydetmedi mi? Evet. Aa! Tam doğru, çünkü şu an pilimiz yok. O yüzden çalışmıyorlar, tamam. Bunlar kırmızı ama şu an. Onu bilin yeter. Şimdi gel gelelim işin ikinci parçasına. Şuradaki hede hede. Onun için bize bir adet rotor lazım. Rotor. Gel. Oops. Tekrar oops. Tamam, bu sefer oldu. Ve ardından aslında dur. Öne alacağım bunu. Evet. Solar panellerin mümkün olduğunca az engel oluştursunlar. Şimdi 9 gel. Evet, ve ardından 4. Aa, koyamıyorum çünkü bu arkadaş çok fazla önüne geçiyor. O zaman şuradan rotor neredesin? Yerleştiremiyoruz. Rotor kafasını sonradan yerleştirsek ne olur? Ya da rotoru sonra yerleştirsek, çünkü rotorlar hakkında çok fazla bir deneyimim yok. Dokuz. O zaman şu şekilde yerleştireceğiz. Rotor. Evet.
Hayır, bağlanmadı. Bir saniye. Harbi niye bağlanmıyor bu? Daha kolay bir erişim yöntemi sağlayacağım. Bir adet mini kontrol panel. Ha, display yok. Bir adet display'i alalım şuradan. Tamamdır. K rotor detach. Tekrar K attach, reverse vesaire. Bunu bağlayabilmem lazım. Ama bağlanmıyor inatla. Neyse. Bu arkadaşı daha sonra bırakacağım. Biraz rotorlar hakkında kurcalama yapmam lazım. Sen niye bağlanmıyorsun? Rotor. Tamam, 0. Evet, bağlanması lazım. Bağlanmıyor ama. İnatla. 9 bakalım. Bir de advanced rotor'a bakalım. Small advanced rotor. Bağlan bir. Yedi. Bu da bağlanmıyor. Evet, ilginç şeyler bunlar. Yoksa rotorlar mı? Neyse, bunu biraz öğrendim ben. O zaman şimdilik bu makine yok. Tepe taklak düşersek sığıntı büyük. Şimdi dur, tepe taklak düşmemiz için düşmemiz durumunda aklıma başka bir şey daha geldi. Piston. Aa, yok, çok işe yaramaz. Neyse, aracımız oldu değil. Dur, sadece pilleri weldleyeceğiz. Yani işin eğlenceli kısmı kaldı. Birinci pilimiz bitti. İkinci pilimiz. Üçüncü pilimiz. Ve dördüncü pilimiz. Evet, bölümü bitirmeden önce yapmamız gereken bir grup ayar daha var. İlk olarak şurada power'ı 17 yapıyorum. Friction'ı 17 yapıyorum. Damping'i yüksek tutun. Bunu lazım. Çünkü damping nedir diye soracak olursanız
teker süspansiyonların hareket etme hareket ettiği esnada ne kadar kısa sürede hareketinin duracağı. Yani bize hareket etmesi ancak hareketinin kısa sürede bitmesi lazım. Güç de süspansiyonların gücü, ne kadar baskının gerektiği, gücün düşük olması lazım. %8 dur. Bence yeterli olacaktır. High offset, yüksek şurada düşük olması aracın yüksekte olduğu anlamına gelir. Süspansiyon travel'ının da yüksek olması lazım. %90 gayet uygun bir şey. Hız limitini düşük tutuyorum çünkü düşük olması lazım. Evet, bu ayarların iş görüyor olması lazım. Şimdi from ön tarafta steering angle'ı 12 derece tutuyorum. Çok fazla olmamasını tavsiye ederim. Mid'in steering'ini tamamen kapıyoruz ve arkanın da 4 dereceye indiriyoruz. Bence bu ayarların gayet uygun olması lazım. Ve şuradan da biraz turuncu olmuş, onu ayarlarız. Şimdi işin en şön kısmı. Öncesinde bir şey daha yapmam lazım. Onu bununla beraber yaparım. Evet. Şimdi üstüme bir adet jip düşeceğini hesaba katarsak, çok akıllıca bir hareket yaptığım söylenemez, ancak burada eğiliyorum. Evet, şimdi T, buradan K'ye basalım ve remote control'u bulalım. Kontrol diyelim. Ve aracımızı çok güzel bir biçimde kontrol ediyoruz. Ancak P'ye bastığımızda her şeyi durduruyoruz. Tamam. Ve el frenimizi çekmiş oluyoruz. Benim asıl merak ettiğim şey, remote kontrolü tekrar alalım. P'ye tekrar basalım ve buradan inelim. Bununla alakalı bir dizi ayar yapılacak. Oops. Evet, şu an gecenin köründe bunu sürmek pek mantıklı bir seçenek değil. O yüzden bir sonraki bölümde ben bunu düzgün bir biçimde sürüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.